Merhabalar, ben Bir Çoğunay. Bu videomuzda eczaneler Sosyal Güvenlik Kurumu'na nasıl fatura kesebilirler, nelere dikkat edilmeli ondan bahsedeceğiz. Bundan önce bir video hazırlamıştım. Tabii sistem ve mevzuat yeni olduğu için eksiklikler vardı. Benim aldığım örnekte de eksikler vardı. Şu anda bunu güncelliyorum. Ayrıca bir Excel tablosu hazırlayarak yapacağım örneği de daha pratik halde destekleyecek şekilde yapmaya çalıştım. Şimdi videomuza geçelim, nasıl keseceğimize başlayalım. Sisteme giriş yapıyoruz. Sisteme giriş yapmayı bilmiyorsanız, hani daha önce hiç girmediyseniz, bununla ilgili de daha önce hazırladığım bir videom var. Bilgiler nasıl tanımlanır, neler dikkat edilmelidir, onu da sağ üst tarafa linke bırakırım, oradan inceleyebilirsiniz. Sisteme giriş yaptık. E-Arşiv Portal modül seçiniz gelecek bize, buraya E-Arşiv Portal diyoruz. Sonrasında kullanıcı bilgilerimiz tanımlı olması gerekiyor. Kullanıcı bilgilerini tıkladığınız zaman güncelliyorsunuz. İlk sefer kesiyorsanız kullanıcı bilgilerini güncellemeniz gerekiyor. Sonrasında arkadaşlar, faturayı kesmek için belge işlemlerinin altında 5000 bölü 30.000 TL fatura oluştur tıklıyoruz. Bize otomatik bir fatura atıyor. Günün tarihiyle başlayan bir fatura açıyor. Burada TC kimlik numarası, vergi kimlik numarası, TC kimlik numarası kısmına Sosyal Güvenlik Kurumu'nun daha önce de kullandığımız vergi numarasını giriyoruz. 775-040-93-79. Excel hazırladım demiştim. Burada bilgiler mevcut. Buradan kopyalayıp yapıştırabilirsiniz. Hani sürekli kesecek olanlar burada kullanabilirler. Ayrıca adres bilgisi kısmını da girmemiz gerekiyor. Vergi kimlik numarasını yapıştırıp tab tuşuna bastığımda Sosyal Güvenlik Kurumu'nun bilgilerini buraya atıyor. Vergi numara, vergi dairesini kendi getiriyor. Sadece adres gelmiyor. Adresi de burada ki Sosyal Güvenlik Başkanlığı, Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü, Ankara adresini kopyalayıp onu da yapıştırıyorum. Bu şekilde biraz daha pratik oluyor. Tekrar elle yazmaya uğraşmıyorsunuz. Şimdi dökümümüzü incelediğimizde arkadaşlar, faturayı iki satırda keseceğiz. O yüzden iki satır ekliyoruz. Satır ekle dedim, iki satır ekliyoruz. Şimdi dökümden biraz bahsedeceğim. Bize eczane döküm listesi şu şekilde geliyor. Aşağı yukarı bu bilgilerle geliyor. Biraz daha sade tutmaya çalıştım. İlk örnekler bunlar. Daha sonrasında siz eklemeler, çıkarmalar yaparak önünüze gelen döküme göre ayrıntılandırabilirsiniz. İllaki değişiklikler olacaktır. Reçete adedini dökümümüzden alıyoruz. Buraya yazıyoruz reçete adedimiz. Sonrasında tutarlarımız var. İşte tutar, iskonto tutarı, katılım payı. KDV harici buradan ben oluşturdum arkadaşlar. KDV hariç tutarı, KDV'si, ödenecek tutar. Eczane hizmet bedelimiz var. %18'lik KDV'si var ve toplamda ödenecek tutar var. Biz bu şekilde eczane dökümünü alıyoruz. Tablomuza oturtabiliriz bu şekilde. Fatura dökümüne geliyoruz arkadaşlar. Fatura dökümüne bilgileri otomatik çekmesini sağladım. İsterseniz kullanabilirsiniz. Eczane dökümünde toplam tutum, eczane döküm listesindeki B9'dan oluyor mesela. Şeyi söylemiştim. Miktarı, reçete adedimiz miktarı kısmına gelecek. Onu da oradaki tutumdan alıyor. Şurada eczane dökümünden eczane hizmeti bedelini buradan alıyor. Sonrasında otomatik toplamlarla alıyor. Şurada bir kontrol oluşturdum. Burada çünkü formüller var. Formüllere böldürüyoruz. İşte KDV hariç rakamı buluyoruz. Sonrasında birim fiyatı da KDV hariç rakamı bulduktan sonra şöyle yapıyoruz. Birim fiyatını KDV hariç rakamı bulduktan sonra miktara, reçete miktarına bölerek birim fiyatını buluyoruz. Şurada 9 tane devamında gelen virgülden sonra 9 haneye kadar girilebiliyor. Sonrası yuvarlanıyor arkadaşlar. Eczane hizmet bedeli, sonrasında toplam tutar. Yani faturamız şu şekilde olacak. Bir de şurada da bir kontrol var. Ayrıca şuradaki toplam tutarlar hesaplattırdıktan sonra KDV'leri, toplam tutarı ayrı ayrı hesaplattıktan sonra eczane döküm bedelindeki toplam ödenecek tutarı kontrol için buraya getirttirdim ve çıkarttırdım. Hani bir hatalı bir hesaplama olmaması için burası sıfır olacak mutlaka.
kontrol edeceğiz. Bir de yazıyla kısmını elle yazıyoruz. Faturaya biliyorsunuz otomatik gelmiyor şu anda. Otomatik gelene kadar biz elle yazacağız. Buraya bunu da elle yazıyorum. Sonrasında kopyala yapıştır yapacağız. Bir de notlar kısmını arkadaşlar nokta nokta döküm numaraları nokta nokta grubu reçeteleri diye yazabiliriz. Yazmakta da fayda var. Bunu da kopyalayıp yapıştırarak yazacağız. Şimdi faturamıza geçelim. Bilgileri aktarmak kalıyor. Bu dökümü hazırladıktan sonra normal kağıt ortamında keşmişiz gibi kontrol ettik, hazırladık. Bir sorunumuz yok. Sadece aktarmak kalıyor. Yapacağımız şu birinci satırımızı satır ekle demiştik. Birinci satırımıza açıklama kısmını kopyalıyorum. Ne geldi buraya? Reçete bedeli iskonto katkı payı şeklinde. Reçete bedeli iskonto katkı payı şeklinde. Miktar. Miktarımız arkadaşlar 831 tane reçetemiz var. 831 adet yazdık. Adedi buradan açabilirsiniz veya işte ben direkt elle yazdım adet diye. Siz kendisi otomatik seçiyor. Birim fiyatımız arkadaşlar şurada. Birim fiyatımızı şu şekilde aldık. Yapıştırdım. 24.016.92 24.016.91.67.92 yuvarladı tamam. Şimdi KDV'sini seçeceğiz buradan. KDV oranını %8 seçtik. 1921.35 geliyorum kontrol ediyorum. 1921.35 toplamda 25.938.27 şuraya geleceğim bakacağım. 25.938.27 şu anki haliyle doğru. KDV dahil rakam doğru. İkinci satırıma girmek kalıyor. Eczane hizmeti. Bunu uzun uzun da yazabilirim. Şunu düzelteyim. Eczane hizmeti diyelim. Eczane hizmeti diyelim. Şu şekilde. Eczane hizmeti yazdım. Buna bir adet diyorum. Birim fiyatım aldım. 423.81 yapıştırdım. KDV oranım bunda %18. %18'i seçtim. 76.29 kontrol ediyorum. 76.29 tamamdır. Alt döküme geldiğim zaman 24.440.73 24.440.73 hesaplanan KDV'm ikisinin toplamı buraya toplam KDV'yi de aldırabiliriz 1997.64 olacak 1997.64 vergiler dahil toplam 26.438.37 26.438.37 ödenecek tutar 26.438.37 eczane dökümümde de zaten rakamım bu toplam ödenecek tutar. Keseceğim fatura da bu şekilde. Şimdi açıklamalar kısmımız kaldı bir tek. Eczane dökümüne tekrar geliyorum. Şu şekilde. Yazıyla kısmını tutara göre yapıştırdım. Sonrasında ikinci satıra da yapıştırsam yine aynı yanına geliyor ama şu şekilde biraz boşluk bıraktıktan sonra nokta nokta dökümü nokta 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 dökümleri nokta nokta grubu reçeteleri diye yazıp şu şekilde faturam hazır. Sadece oluştur demek kalıyor. Oluştur dedikten sonra faturanız başarıyla taslaklar eklenmiştir. Tamam diyorum. Faturam nerede? Burada. 5.030.000 taslaklara geliyorum. Başlangıç tarihi, bitiş tarihi. Tarih atladıysanız dikkat edin. Hani orada bazen atlayabiliriz. Sorgula diyorum. Sorguladıktan sonra burada benim örneklerim var. Daha önce yaptığım örneklerim var. Şu şekilde en son faturam, yeni kestiğim faturam 9 numarayı verdi. Otomatik veriyor bu numarayı da. Görüntüle diyorum. Görüntüle dediğimde kesenin bilgileri, alıcı Sosyal Güvenlik Kurumu Genel Merkezi. Burada imzasız arkadaşlar imza yapana kadar bu imzasız şeklinde olacak. Kare kodunu verdi, numarası, tarihi. Reçete bedeli iskonto katılım payı 831 adet. 24.000 16.92 KDV'si burada ayrılmış durumda. KDV'miz var. Eczane hizmetini de aynı şekilde yapmış olduk. Mal ve hizmet bedelimiz toplam ödenecek tutar. Bütün dökümlerimizi buraya %8 KDV, %18 KDV. Ayrıca isterseniz yine kontrol edebilirsiniz buradaki dökümü. 1921.35 76.29 yuvarlamış. 26.438.37 26.438.37 şeklinde. Yalnız kısmını yazdım. Yanına da nokta nokta döküm numaralı grubu reçeteleri şeklinde. Bu şekilde faturamızı oluşturmuş olduk. Sonrasında bunu kapattım, kontrol ettim. İstersen bir hata varsa burada düzenle diyerek faturanın içine girip düzenlemeleri yapabilirim. Taslaklar durumundayken iptal edebiliyorum sadece. İptal edebilirim.
faturayı, tamamsa her şeyim, gip imzaya, seçili seçip gip imza dedikten sonra telefon numarasına şifre geliyor, şifreyi gönder diyorsunuz ilgili telefon numarasına. Bu telefon numarası değiştirmek isterseniz interaktif vergi dairesinden değiştirebiliyorsunuz. Hani onu da dipnot olarak söyleyeyim. İnteraktif vergi dairesindeki cep telefon numarasını güncellerseniz bu numara da güncellenmiş oluyor. İstediğiniz kişiye gidiyor. Gönder diyoruz. Gönder dedikten sonra size 180 saniyelik süre içinde gelen mesajı girmenizi istiyor. Cep telefonuna gelen mesajı girdiğiniz zaman onaylıyorsunuz. Ben şimdi örnek yapıyorum, onaylamayacağım. Bu şekilde faturamızı kesmiş oluyoruz. Şu an için tabi mevzuat yeni, işlemler yeni, örnekler yeni. Bunlarda değişiklikler de olabilir. Gibi portalında değişiklikler olabilir. Yine güncellemelerin gelince söyleniyor, bekleniyor vesaire. Tabi daha farklı güncellemeler olur. Daha değişik örnekler hazırlanmasını isterseniz bana yazabilirsiniz yorumlarda. Sosyal medyadan yazabilirsiniz. Bunun dışında eklememi istediğiniz önerileriniz varsa bunları paylaşabilirsiniz. Lütfen videomu beğenmeyi, yardımcı olduysa yorumlarda yazmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. Teşekkür ediyorum. Kolay gelsin.